Azam mücadelesi ve direnişi ve tüm dünyada da bu mücadeleye omuz verenlerin Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot, katil İsrail, Filistin'den defol. Katil İsrail, Filistin'den defol. Tüm haksızlıklara karşı ezilenlerin özgürlüğü için mücadele eden bir militandı. Ayşin Ezgi'nin kavgası bizim kavgamızdır. Netanyahu hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? Neden soykırım olduğunu gösteren en son olay Ayşenur Ezgi Eygin'in İsrail askerleri tarafından katledilmesidir. Ayşenur Ezgi bir aktivistti. Dünyanın neresinde bir haksızlık varsa tepki gösteriyor ve gösterilere katılıyordu. Trump karşıtı mücadelelerden kadın özgürlüğü için eylemlere, Amerika'da yerlilerin hakları için direnişlerden çevre için, işçi hakları için mücadelelere kadar hayatını ezilenlerin özgürlüğü için mücadeleye adamıştı. Batı Şeria'da öldürüldü. Otopsi raporu keskin nişancı tarafından öldürüldüğünü, nişan alınarak bilerek katledildiğini gösteriyor. Ayşenur 26 yaşındaydı. Tıpkı 23 yaşındaki Rachel Corrie gibi öldürülmesi İsrail devletinin soykırımcı niteliğini net bir şekilde gösteriyor. 7 Ekim'den bugüne İsrail güçleri Filistin halkına işkence ediyor, öldürüyor, yaralıyor. Filistinlileri yerinden ediyor. Hapishanelerde binlerce Filistinli tutukluya işkence ediyor. Gazze'yi sadece bir açık hava hapishanesine çevirmekle kalmadılar. Şimdi de 350 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyorlar. İşte tüm bu yaygın örnekler insanlık suçlarıyla el ele giden soykırımcı devlet niteliğinin kanıtlarıdır.